kanser taramaları 3. haftamıza geçiyoruz. Şu anda sizlerin bize en çok destek verdiğiniz konulardan bir tanesi. Hakikaten erken teşhis hayat kurtarıyor, erken teşhis organ kurtarıyor. Birçok anlamda kanserin en önemli stratejilerinden bir tanesi. Tabii ki her kanser taranamıyor ama bu konuda bilim çok çalışmalar yürütüyor. Bugün dünyada 3 kanser taranıyor, birazdan anlatacağım. Ama yoğun çalışmalar var. Akciğer kanserlerinin taraması ile ilgili, yumurtalık kanserlerinin taramaları ile ilgili, mide kanserlerinin taramaları ile ilgili. Bizler de bazı pilot projeler düşünüyoruz açıkçası. Uluslararası literatüre fayda, ek destek sağlamak, bilgi sağlamak. Ayrıca ülkemizin durumunu görmek için. Ama dünyada şu anda 3 tane kanser rutinde taranması önerilir. Bunlar meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserleridir. Şimdi meme kanserlerinde biliyorsunuz genel olarak dünyada 50 yaştır mamografiye başlama yaşı. Altın standartı bunun mamografidir. Son dönemlerde medya ve basında tartışmalara neden olmuştur. Fakat bu anlamda bizim dairemizin de aktif girişimiyle gerek Avrupa Birliği, gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerek Kanser Araştırma Ajansı AYAK tarafından gündeme alınmış. Ve en son çıkan makalelerde, Lancet'te yayınlanan makalelerde mamografinin en az %20'lik yaşam avantajının devam ettiği ve bu yüzden tüm ülkelerin bu programa devam etmesi önerilmiştir. Bazı ülkeler epidemiyolojik verilerine göre 50 başlangıç yaşını 45'lere doğru indirmiştir. Biz de ülkemizde kendi verilerimize göre mamografi başlama yaşını en az 3 tur için 40 yaşına indirdik. Türkiye'de mamografi tarama yaşının 40 olduğunu buradan bir kez daha başlangıç yaşının hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde program sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Belki bunu 40'tan 45 yaparız, belki daha farklı ama bu sonuçları hep beraber hocalarımızla, bilimsel kurullarımızla değerlendirecek. Bağırsak kanseri çok önemli. Hem erkekler hem kadınlarda tarama yapılabiliyor. Ne olur bunlara annenizle, babanızla karı koca eş olarak yaptırabileceğiniz, ketamine gelebileceğiniz çok basit gebelik testi gibi bir test. Üstüne bir damla damlatıyorsunuz. Tek çizgi veya çift çizgi olmasına göre hemen sonuç veren uygun bir test. Ama bizim esas bugünkü gündemimiz rahim ağzı kanserlerinin taranmaları. Onun detaylarını birazdan anlatacağım. Şimdi bu taramayı nerede yaptırıyoruz? Eskiden bir ketamla. Bu keten ne demek? Kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi. Ketenlerimiz kıymetli arkadaşlar. 280 bin, 250 bin nüfusa bir tane keten açıyoruz. Bu anlamda Türkiye'de önümüzdeki 4 yıl içerisinde keten sayısının 285'e çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an için keten sayımız 197. Önümüzdeki yani 2016 yılında 40 yeni keten daha açmayı planladık. Ama bazı devrimler yaptık az önce gördüğünüz. Mesela mobil ketenlere başladık. Yani daha çok halkın ayağına giden, orada hizmet veren ketenleri. Burada aşağıda birkaçının fotoğrafını görüyorsunuz. Yine aile hekimleri, yani birinci basamağın keten dışında kalan diğer bölümleri. Şunu asla unutmayın, kanser taramaları yaygın. Bir köylü kadına kadar ulaşabilen bir sistem kullanmanız lazım. Mobil tarama cihazı bu anlamda önemlidir. Birinci basamaktaki aile hekimleri de önemlidir. Çünkü en ucra köşeye kadar, ülkemizin kılcal damarlarına kadar bu anlamda gitmek, hizmete kolaylıkla ulaştırmamız gerekiyor. Demek ki iki büyük strateji, aile hekimlerimizle el ele vermek, toplum evet. Sağlığına el ele vermek, ketenleri birazcık daha mobilleştirmek oldu. Bir soru var galiba. Var mı? Aslında yok. İki sorumuz var ama bilmiyorum tamam. Şimdi risk alalım o zaman peki alalım bir tanesi. Bu da kısıtlıysa sen moderatör sensin Ebru'cum ben karışım. Peki ben yok alabilirim ben sizin prezentasyon bitişine saklamışım ama ilk sorumuz Esra Hanım'dan gelmiş. Kanser verileri ve istatistikleri mücadelede neden önemlidir demiş. Daha sonra da Nesrin Hanım'ın bir sorusu var onu da iletiriz. Çok güzel. Şimdi bu kanser verileri power of data. Bu benim dünya literatürünü gerçekten bizim dairemiz şimdi 81 ilde kurunca bizim gerçekten dünya literatürünün altını çizerek vurguladığımız ve bizim kazandığımız bir terminoloji. Power of data ne demek? Bilimsel verinin gücü. Bakın bir ülkede hangi kanserler görülüyor? Hangi sıklıkta görülüyor? Gerçekten tütüne bağlı kanserler bizim için önemli mi? Tütün kontrol programına ne kadar ehemmiyet vermeliyiz? Obezite bizim için ne kadar önemlidir? Meme kanseri gerçekten taranmalı mı? O kadar sık görülüyor mu? Peki tarayacaksak kaç yılda bir taramalıyız? Kaç yaşında başlamalıyız mamografi taramalarına? Bütün bu sorular. Yine radyoterapi merkezleri, onkoloji hastaneleri, hangi illerde kurulmalı? Ne kadar nüfusa ne kadar merkez kurmalıyız? Bir ilde ne kadar kanser görülüyor? İhtiyaç ne? Bütün bu soruların yanıtı doğru bilimsel veri kanser istatistiklerine geliyor.
ve son dönemlerde zaman zaman medyada da yer aldı. Yaşam analizleri bu anlamda çok önemli. Bütün bu masraflarımıza, bütün bu emeklerimize, hocalarımızın çabalarına rağmen gerçekten kaliteli, beklediğimiz düzeyde başarılı kanseri tedavi ediyor muyuz? Bu bir hasta hakkıdır aynı zamanda. Ha şimdi herkes kendi yaşadığı yerde ultra kompleks tesisler isteyebilir kanser anlamında. Ama o ilde görülen kanser yükü, o ilin ulaşım imkanları, o ilin yaşlı ve genel nüfus popülasyonları gibi birçok parametreyle biz 2023 onkolojik hizmetler planlaması yapıyoruz. Buna göre KETEN planlaması nerede kuracağız KETEN? Bütün bu planlamalar doğru istatistiklerle oluşturuluyor. Yüreğine bak yüreğim, hiçbir zaman eksil.